liste çıktı diyor. Bu noktada Türk yatırımcılar bu 16 coin'e akın ediyor şeklinde içerisinde shitcoin'ler gördüm ne yazık ki. Bu listeye bir bakacağız. Ekseriyetle Türkiye'de çok fazla popüler olan kripto paralar mevcuttur. Tabi bunların başında mesela XRP coin'in Türkiye üzerindeki ilgisi yüksektir. Spekülatörler, daha doğrusu perakende yatırımcılar tarafından XRP coin'e yoğun bir ilgi var. Aynı zamanda kurumsal ilgimiz de yüksek. Akbank'la Ripple'ın işbirliğini daha önce de ifade etmiştik. O yüzden XRP Türkiye'de yoğun ilgi gören varlıklar arasında. XRP coin aynı zamanda aşırı derecede Asya tarafında Güney Kore, Japonya gibi ülkelerde aşırı derecede popülerken beraberinde İngiltere'de popülaritesi hiç fena değil. Aynı zamanda Hong Kong ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde ortalamanın çok üzerinde bir hakimiyete sahip sağlam ve güçlü bir kripto para birimidir. Shiba popülaritesi bizde çok fazla. Shiba aynı zamanda ABD'nin en popüler 6. kripto para birimi olup ABD'de dünya skalasının üzerindedir. Aynı şekilde Birleşik Krallık'ta çok yüksek bir tıpkı bizdeki gibi popülariteye sahiptir Shiba ve Vitalik Buterin'in yapmış olduğu vaktiyle bağışlardan kaynaklı olarak Hindistan gibi kalabalık bir ülkenin en popüler kripto para birimi de karşımıza Shiba olarak çıkıyor. Buralarda oldukça yüksek bir faaliyet ve yüksek bir popülarite içerisinde Shiba da çok iyidir. Aynı şekilde bizde oldukça popüler olan bir diğer altcoin Avax. Avax'ın popülaritesi de gayet yüksektir. Yine Güney Kore tarafında bu taraflarda oldukça meşhur. Lunge popülaritesinin bizde yüksek olduğunu söyleyebiliyoruz. Haricinde bu tabii Lunge riskli bir varlık. Haricinde Kick ve Raka çok fazla popüler bizde. Tabii bu üç altcoin aslında riskli kripto paralar noktasında biraz daha iyi riskli kripto paralar olduğundan kaynaklı diye düşünüyorum. P-Network bizde fazlaca popüler. Bu da aynı zamanda Vietnam, Japonya ve Çin'de de P-Network'ün ciddi bir popülaritesinin olduğunu biliyoruz. Kripto para piyasası gelişmeye devam etmekte. Yatırımcılar meraklar her zaman bir sonraki büyük trendi bekliyor. Türkiye'de 23-29 Aralık haftası altcoin alanında önemli hareketlenmeleri beraberinde getirdi. CoinGecko'nun verilerine dayanarak dönemde trend olan kripto paraları inceleyelim. İncelelim. Türkiye'de en çok hangi altcoin projeleri aratılmakta? Veri sağlayıcısı CoinGecko'nun verilerine göre Solidus iTech hafta boyunca öne çıkan bir performans sergileyerek yatırımcıların dikkatini çekti. Vallahi neyse şu şey yapalım. Benzersiz özellikleri ve gelecek vadeli teknolojisi birçok gelişmeye yol açtı. Artan popülaritesinin artmasına katkıda bulunarak. Onu Türk kripto dünyasında kayda değer bir oyuncu haline getirdi. Solidus iTech onu diğer kripto para birimlerinden ayıran yenilikçi yaklaşımından etkilendi diyor. Blockchain yapay zeka kesişiminde yeni bakış açıları ve çözümler getiren projelere yansıyor şeklinde. Yani bu çok fazla şey yapmak istemiyorum çünkü çok bir bilgim olmamasına rağmen genel hatlarıyla fena bir proje değil gibi gözüküyor. Ama yatırım yapılacaksa risk sermayesi mantığıyla hareket edilmesi gerekecektir. Diğer büyük güçlü yapay zeka kriptoları gibi yüksek mertebeden yatırımlar yapılırsa bu fazla riskli bir olay olarak kaçacaktır bak haberiniz olsun. O yüzden dikkatli olmakta fayda var yani. Fayda var yani bu noktada, tamam mı? Onu da ifade etmiş olalım. Ama ilerleyebilecek bir proje olduğunu düşünüyorum ben de. Milondok ilgi çekici ismiyle Türkiye'de de büyük ilgi gördüm. Maalesef işte bakın Ponzi'lere doğru giriş yapmaya başladı. Gerek yok bu tarz şeyler üzerinde durulmasına. Yatırımcılar belirtilen hafta boyunca bu köpek temalı altcoin biriminin potansiyelini keşfetmeye meraklıydı. Milondok toplu tartışmaları ve
etkinliklere aktif olarak katılmak falan filan. Ne yazık ki bu sezon, tekrar söylüyorum, piyasa oldukça tekel geçecek. Şimdi çeşitli kripto paralarda yükselişler olur ya, diyebilirsiniz ki bilmem hangi coin işte shitcoin gibi duruyordu, alsaydım bak coin 200x yaptı. Ya arkadaşım, diğerleri de battı. Bir sürü kripto para projesi öldü. Onu ne yapacaksın peki? Yani shitcoin yatırımı yapmanın bir sonu yok ki. Ona yatırım yaparsın. Ona 10 tanesinden bir tanesi belki tutar. O da diğerlerini telafi eder mi? Onu da bilmem yani. Böyle bir şeye ne gerek var? Düzgün bir şekilde yatırım yapılması lazım sonuçta. Sosyal katılım diyor, bilmem ne, tamam. Zero XRA yapay zeka odaklı akıllı sözleşmeler odaklanmasıyla Türk kripto sahnesinde ses getirdi. Ayrıca yatırımcılar yapay zekayı blockchain teknolojisine entegre etme potansiyelini fark etmekte. Zero XRA'yı severim. İyidir. Yani ben açıkçası önünün açık olduğunu düşündüğüm yapay zeka blockchain varlıklarından bir tanesi. Dediğim gibi burada bakın farklı kripto paralar var. Mesela Zero XRA yine alım yapılabilecek bir kripto paradır bence. Aynı zamanda örneğin FED, GRT, AGEX. Tabii bunlar daha üst mertebe yapay zeka kriptoları. O işin Numerator, Eli tarzında. Tabii FED diğerlerine göre fiyatları oldukça şiş. Yani fiyatları çok ciddi şekilde artış kaydettiği için diğerlerine göre daha düşük alım fırsatları veriyor şeklinde bu durumu ifade etmiş olalım. Yani durum budur. Listedeki diğer kriptolar neler diyor? Listedeki diğer kriptolar bakalım. HODL yatırımcıların tut felsefesini benimsemesiyle Türkiye'de trend olan kripto paralar arasında güçlü konumunu korudu. Diğer yandan Arctic hafta boyunca teknolojik gücünü sergiledi ve kripto alandaki ilerlemeleriyle dikkat çekti. Ayrıca altcoin Dragoncoin, hadi buyurun, etkileyici performansıyla, hayal gücüyle birlikte diyor, pazarda uçuşa geçti. Zebra yatırımcıların ilgisini çekti. Diğer yandan altcoin Analos kripto alanında yeni ortaya çıktı ve benzersiz özellikleri konumuyla dikkat çekti. Ya tamam, burada hep shitcoin ya. Joke'dan bahsediyor. Yine bir Avalanche meme coin'idir. Önermiyorum. Yani Avalanche meme coin'inden ziyade Avax yatırımları yapmak sizce de daha mantıklı değil mi? Evet, durum bu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.